Arkadaşlarım merhaba. Bu videomuzda sizlere bize en çok gelen sorulardan bir tanesi ekranı kırılmış veya dokunmatiği bozulmuş bir cep telefonundaki bilgilere nasıl erişebiliriz veya bu cihazı nasıl sıfırlayabiliriz? Böyle bir mobil cihazınız var ise bunu nasıl yapacağımızı bu videomuzdan öğrenebilirsiniz. Şimdi önümde de görmüş olduğunuz gibi bir cep telefonu var. Bu cep telefonumuzun şöyle ekran kısmının dokunmatiği de bozuk. Ekranın kendisinin alt kısmı da şöyle görmüş olduğunuz gibi kırık. Bunun sadece şu kısmı çalışmakta. Diğer kısımlarında şöyle yukarı taraflarında hareket algılamamakta. Dokunmatiğini kullanamıyoruz. Peki böyle bir cep telefonundaki sizinki bundan daha kötü olabilir de tamamı da bozuk olmuş olabilir. Böyle bir durumda cep telefonunuzdaki bu bilgileri nasıl erişebilirsiniz veya bunu nasıl sıfırlayabilirsiniz onu anlatacağım. Kıymetli arkadaşlar bunun için bir bilgisayarımızı bir program lazım. Programımızın ismi bu Screen Copy'nin kısaltması. İşte Türkçe olarak da SCR-CPY Screen Copy uygulaması var. Bunu GitHub sitesi arkadaşlar. Ücretsiz açık yazılım bir kod. Bu siteye girdiğinizde bunu yazdığınızda Google'a Screen Copy yazdığınızda versiyon önemli değil. Sadece şunu yazmanız yeterli. GitHub sitesi gelecek. Sayfanın altında kıymetli arkadaşlar şurayı bulmanız lazım. Şu. Benim bilgisayarım Windows 64 bit olduğu için 64 bit olanı indireceksiniz. Şöyle yazdığınızda SCR copy yazdığınızda şu GitHub sitesine geldiniz. Tekrar en baştan anlatacak olursam. Şuradaki dosyaların içinden bakın şurada sağ tarafta SCR copy'nin son versiyonu var şurası. Buraya tıkladığınızda aşağıya doğru indiğinizde en aşağıya doğru indiğinizde SCR copy 1064 yazan yer var bakın. Şurası. Buradan dosyanızı indireceksiniz. Ben masa üstüne daha önceden indirdim. Şöyle göstereyim size. Bunu klasöre çıkarttım. Daha sonra bilgisayarıma bakın bir data kablosuyla USB girişine taktım. Yapmanız gereken USB girişine takmak olacak arkadaşlar. Ben bu programın yanında size bir tane daha bir program vereceğim kıymetli arkadaşlar. O programımızın da ismi şöyle USB Driver. Şuraya çıkartayım ben. USB driver bakın. Çünkü telefonunuzu da bu cihazın yani bilgisayarın tanıması lazım. Şu ADB driver setup'ında öncesinden yükleyin. Daha sonra bilgisayarınızı kablo yardımıyla bağladığınızda en önemli detay burası arkadaşlar. Buraya birçok arkadaşımız takılacaktır. Şimdi telefonlarımızı bilgisayara bağladığımızda şarj moduyla bağlanıyor. Umarım bilgisayarınızın hata ayıklama modu açıktır. Dokunmatik kırılmadan önce bir bağlamışsınızdır ve orayı açmışsınızdır. Eğer ki USB hata ayıklama açık değilse, ekranınızda kırıksa bu işi çok zor yaparsınız. Öncesinden açtıysanız işiniz çok kolay. Farz edelim ki açık değil. O zaman da kıymetli arkadaşlar şöyle bir şey yapın. Bilgisayarınızda USB hata ayıklama modu Google'a yazın. Ve buradaki sitelerden bu USB hata ayıklama modunu nasıl açacağınızı da bir yere not edin ve bunu da uygulayın. Bakın neler yaptık. Telefonumuzu kabloyla bağladık. Şu USB driver'ına yükledik. USB hata ayıklamasını bir şekilde telefonumuzdan açtık ve indirdiğimiz programa geliyoruz artık. İndirdiğimiz programın dosyasına tıkladım. Şurada yeşil WinAndroid logosu var bakın simgesi. Buna ikiye tıkladığınızda dosya ekranından sonraki ekranda bakın ben telefonumun ekranına artık ulaştım. Fareyle bunu kontrol edebiliyorum artık. İstiyorsanız galeriden resimlerinizi, istiyorsanız ayarlar kısmından diğer ayarlarınızı yapabilirsiniz. Buradan artık tabletinizin ekranı. Bakın ben buraya oynadığımda şöyle tableti de görecek olsanız bakın hiç tablete dokunmadan tabletin ekranından artık istediğim şekilde üzerinde değişiklikleri yapabiliyorum. Buradaki kırmızı çizgimiz arkadaşlar şu USB hata ayıklama modu. Eğer ki bu açık değilse şu tablet erişimi ekrana şuraya gelecek arkadaşlar. İlk çalıştırdığınız açıksa şuraya bu cihaza erişime izin verme tarzında bir şey gelecek. Ona evet diyeceksiniz. İşte oralar çok önemli. Öncesinde yapıldıysa bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi USB ayıklama modu çok önemli kıymetli arkadaşlar. Bu şekilde. İşte ben bunu nasıl sıfırlarım peki telefonumu? İşte ayarlar kısmına gelirim kıymetli arkadaşlar. Ayarlar kısmında işte sıfırlama aynı tabletteki gibi nasıl yazıyorsak aynı sıfırlama diye yazarız buraya. Türkçe karakter.
Neyse şöyle yazalım. Kendisi bulursa bu şekilde bulamadı. Ayarlar kısmında en alttaki o sıfırlama arkadaşlar biliyorsunuz orayı. Oraya geldiğinizde yazılımla ilgili kısımlarda da buradan telefonunuzda sıfırlayabilirsiniz. Bu şekilde telefonunuzun ekranını bilgisayarınıza alıp buradan değişiklikleri de kaydedebileceksiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.